GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinara hoş geldiniz. Bugün Forex piyasasına giriş ana başlığı altında Forex piyasalarındaki unsurları, Forex piyasası deyince hangi enstrümanları, hangi varlık sınıflarını, hangi finansal varlıkları kapsadığını, bunlarda nasıl işlem yapılabileceğini bu Pariteler olsun, emtialar olsun, endeksler olsun, hisse senetleri olsun, geniş bir pencerede değerlendirdiğimiz forex piyasasında yatırımcıların takip etmesi gerekenleri, genel temel kavramları webinarımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şunu da öncelikle webinarımıza ilerlemeden belirteyim. Konu dışında veya konuyla ilgili sorularınız öncelikle, tabii ki de bizim cevaplamaya çalışacağımız sorular... Bunları da yine questions bölümünden ekranlarınızdaki questions bölümünden yazarak iletebilirsiniz. Eğer konu dahilinde ve e, anlatım esnasında cevaplayabileceğim sorularsa bunları ben hiçbir şekilde sunumun ayengini bozmadan cevaplandırmaya çalışacağım. Eğer gözden kaçırdım, yine konuyla ilgili, konu başlığımızla ilgili sorularınız olursa da webinar bitiminde, sunumumuzun bitiminde ekstra bir şekilde bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Fakat e, Konu dışındaki sorularınızı webinar bitiminde de belirtebileceğim gibi özellikle webinar@gcmforex.com mail adresine iletebilirsiniz. Forex piyasasındaki yeni katılımcılar için öncelikle forex terimi nedir? Forex deyince ne anlam ifade ediyor? Bunu hızlı bir şekilde hemen anlatarak başlayalım webinarımıza. Forex İngilizcedeki foreign exchange yani para piyasasındaki kısaltma olarak kullandığımız bir terimdir. Forex'te iki farklı para birimini kastediyoruz. Paritelerle ilgili konuşuyorsak. Burada örneğin çok güncel olarak her zaman gündemde olan dolar Türk lirası bir paritedir. Yani Türk lirası ile Amerikan dolarının birbirlerine olan değeri. Yine euro dolar. Burada euro yani Avrupa Birliği ortak para birimi ile dolar, Amerikan dolarının birbirlerine olan değerlerini kastediyoruz. Bu da kısaca zaten parite, döviz çifti gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Paritelerin yanı sıra günümüzün ihtiyaçlarıyla birlikte, günümüzün teknolojik imkanları ve yatırımcı ihtiyaçlarıyla birlikte Forex piyasasının kapsamı hızlı bir şekilde genişlemektedir. Bunların başlıcaları altın, petrol gibi emtialar. Bunların CFD olarak işlemleri yani Contract for Difference kelimesinin kelimelerin kısaltması olan CFD anlamına gelen fiyatların alınıp satılması, emtialın kendisinin değil de fiyatların alınıp satılması işlemleri. Yine tarımsal emtialar, mısır, buğday, soya gibi, şeker, pamuk gibi, benzin, ısıtma yakıtları gibi onlarca farklı enstrümanda yine CFD formatında yani fiyatların alınıp satılması şeklinde Forex piyasasında GCM Forex hizmetleri çerçevesinde yararlanılabilen ürünlerdir. Bir diğeri ise e, hisse senedi endeksleri ve hisse CFD'leri. Burada da biz GCM Forex olarak ürün yelpazemizi mümkün olduğu kadar genişletmeye özen gösteriyoruz. Özellikle hisse senedi CFD'lerinde Türkiye'nin en yaygın, en geniş hizmet veren kurumlarından birisiyiz. Bunlarla ilgili bilgileri de zaten ben webinar içerisinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat geniş ürün perspektifini, geniş ürün listesini ve işlem koşullarını yine sitemizden yani gcmforex.com'dan inceleyebilirsiniz. Parite dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Örneğin euro dolar diyoruz pound dolar diyoruz, sterlin dolar diyoruz veya dolar yen, dolar Türk lirası diyoruz. Bunu dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? En bilinen, forex piyasalarında da en çok işlem yapılan ürün olması nedeniyle euro dolar örneğiyle başlayalım. Euro dolar dediğimiz zaman euronun dolara karşı değerini kastediyoruz. Yani bir euro karşılığında kaç dolar alabiliriz ya da satabiliriz güncel bir rakamdan yola çıkalım. Yani burada zaten webinar esnasında kullanacağımız seviyeler, fiyatlar tamamen bilgi amaçlı. Onu en başta hatırlatmasını yapayım. Yani anlık birebir canlı fiyatlardan değil. Genel olarak kolay bir canlandırma yapılabilecek örneklerden devam edeceğiz. Örneğin burada paritenin işlevini anlamak açısından bir turistik seyahati örnek verebiliriz. Bununla ilgili bazı hesaplamalardan yola çıkarak pratiğe dökebiliriz. Bir Amerikan vatandaşı olarak Avrupa bölgesinde, yani Euro'nun geçerli olduğu bir bölgeye seyahat ettiğinizi ve dolayısıyla da euro almanız gerektiğini düşünün. Seyahatiniz esnasında size 500 doların yete yeteceğini düşünüyorsunuz ve bunun karşılığında da euro bölgesindeki geniş bir coğrafyayı kapsıyor bildiğiniz gibi euroya euro almak istiyorsunuz. 500 dolarınız karşılığında euro almak istiyorsunuz. Burada e, örneğin işlemi yaptığınızda 500 dolarınızla 500 euro almak pardon, 500 dolarınız karşılığında pariteden kuru çevirdiğiniz zaman 454 euro elde ediyorsunuz. Bu çevrim yapıldığı sırada da kurun yani paritenin 1.0838 olduğunu düşünelim seyahatiniz boyunca çok iyiliksever, çok misafirperver e, insanlarla birlikte olduğunuzu düşünelim ve 500 dolarınız, 500 dolar karşılığı aldığınız euroyu hiçbir şekilde harcamadığınızı ve aynı parayla geri döndüğünüzü düşünelim. Bu da 454 euro. Çünkü ne yapmıştık? Bir süre önce kuru çevirdiğimizde 1.08.38 seviyesinden 454 euro almıştık. Amerika'ya geri dönerken de biz bu parayı aynı şekilde geri getirdik ve 454 euro karşılığında bu sefer ana paramıza yani dolara çevrim yapmak istiyoruz. Fakat bir bakıyoruz döviz bürosuna ya da bankaya gittiğimizde kurun yani paritenin euro dolar paritesinin bizim ilk işlem yaptığımız seviyeden başka bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu da örneğin 1.15 seviyesi olsun. Tabii ki de 1 0838'den 454 euro alabiliyorken şimdi 1.15 seviyesinden biz eurolarımızı bozduracağımız için paritenin değeri de daha yukarıda olduğu için bu bize 522 dolar karşılığında bir parasal değer yaratıyor. Forex'te yaptığımız işlemler de aslında genel tanımlamasıyla budur. Biz para birimlerinin ya da Dediğim gibi MTA'ların, CFD'lerin fiyat hareketlerinden faydalanmak amacını güdüyoruz. Burada Euro-Dolar, Pound-Dolar dediğim gibi Dolar-Türk Lirası gibi terimler kullandığımızda genel olarak platformu açtığınızda altı harfli semboller görüyorsunuz. Bunlar para birimlerini ifade ediyor. Bu altı harfli para birimlerinin ilk üç harfi baz para birimini, Son 3 harfi ise karşıt para birimini bize gösteriyor. Euro dolardan örnek verirsek, Euro'daki ilk 3 harf yani EUR baz para birimi olarak Euro'yu kastediyor. Karşıt para birimindeki yani USD tarafı ise karşıt para birimini Amerikan dolarını ifade ediyor. Burada yapılan işlemler, Forex'te yapılan işlemler karşıt para birimi cinsiyle Sonuç alınır Yani euro dolar paritesinde Yaptığınız işlemlerden elde ettiğiniz kar veya zararlar USD yani dolar cinsinden Hesaplanır Basit anlamıyla Para birimlerinin birbirlerine olan değerlerine Hızlı bir şekilde deneyecek olursak da Örneklerimizi şöyle devam ettirebiliriz Euro dolar dediğimizde 1.1538 diye bir değerle karşılaşıyorsak Bu aslında şu anlama geliyor. 1 euro karşılığında 1.1538 yani 1.1538 dolar anlamına geliyor. Bunu dolar yen için örnek verecek olursak bu sefer bas para birimi dolar, karşıt para birimi ise yen oluyor. Bunun platformdaki karşılığı da sembol olarak karşılığı da USDJPY. Yani tekrar edecek olursak USD ile başlıyorsa para birimi sembol daha doğrusu. Buradaki bas para birimimiz Amerikan doları. Karşıt para biriminin de JPY yani Japon Yeni olduğunu gördüğümüz zaman da karşıt para biriminin Japon Yeni olduğunu çok rahatlıkla hemen fark edebiliriz. Örneğimizde de dolar yen kuru 106.04 seviyesindeyse burada bizim anladığımız 1 doların yen cinsinden karşılığı 106.04'tür. Türk lirası yani hepimizin kullandığı para birimi cinsinden örneğimizi verecek olursak da 1 dolar dolar Türk lirası yani USD TRY kurunu 2.8413 seviyesinde gördüğümüz zaman bizim anlamamız gereken 1 dolar karşılığındaki Türk lirasının değeridir. Yani bu da demek oluyor ki 1 dolar eşittir 2.8413 Türk Lirası. Bu örnekleri tabii ki de çoğaltabiliriz. 50'den fazla döviz çifti özellikle GCM Forex hizmetleri çerçevesinde sunulmakta. Bunu da dediğim gibi bütün döviz çiftleri yani pariteler için aynı şekilde uygulayabiliriz. Örnekler verebiliriz. Pariteleri de aslında kendi içinde belli başlı kategorilere ayırabiliriz. Bunların ana ilk ana üç kategorisi olaraksa major, minör ve egzotik para birimleri olarak bunu sınıflandırabiliriz. Major para birimleri genel olarak gelişmiş 7 ülke ve bunların paralarını kastetmektedir. Euro Avrupa Birliği Dolar, Amerikan doları, Japon yeni, İsviçre frangı, Avustralya doları, Kanada doları ve Yeni Zelanda doları genel olarak para piyasalarında yani forex piyasasında majör para birimleri olarak adlandırılmaktadır. Bunların Amerikan dolarıyla olan işlemlerine, değerlerine de majör para birimi adı verilmektedir. Örneğin euro dolar pound dolar, dolar yen, dolar frank, dolar Kanada doları, Avustralya doları, dolar ve Yeni Zelanda doları, Amerikan doları pariteleri majör paritelerdir. Bunların bir alt sınıfı ise minör pariteler. Minör pariteler bu saydığımız ana gruptaki paritelerin bu sefer birbirleriyle olan döviz çiftleridir. Örneğin dolar e düzeltiyorum. Kanada doları Japon Yeni paritesi minor para birimidir. Ya da İngiliz sterlini yani GBP ve Yeni Zelanda doları NZD minor bir para birimidir. Peki bizim para birimimizin yer aldığı Türk Lirası yani dolar Türk Lirası, Euro Türk Lirası gibi para birimleri hangi sınıfa girmektedir? Dolar Türk Lirası, bununla birlikte Dolar Meksika Pesosu, Dolar yeni, zel, e, yeni Güney Afrika Randı, bunlar hep aynı döviz sınıfındadır ve bunlara da kısaca egzotik para birimleri denmektedir. Forex piyasalarındaki işlem hacmi dağılımını incelediğimizde ise en büyük dilimin dolar cinsi işlemlerde olduğunu görüyoruz. Yani her 100 işlemden 84.9'u dolar cinsi paritelerde yapılmakta. Bunun en yakın takibinde ise euro para birimiyle yapılan işlemler yer almaktadır. Bu da yaklaşık %39'luk dilime tekabül etmektedir. Ekranınızdaki pastadan da görebileceğiniz gibi bu dilimler giderek ülke ülke küçülmektedir. Forex piyasalarında en çok duyacağınız terimlerden birisi de pip değeridir. Varlık fiyatında gerçekleşebilecek en küçük değişim pip olarak ifade edilmektedir. Yine örneğimizi en yaygın şekilde kullanılan, en yaygın şekilde işlem gören Euro dolarla yapalım. Euro dolar paritesi örneğin 1.1537'den 1.1538'e çıkarsa bunun söyleniş şekliyle değişimi 1 pip yükseliştir. Diğer tarafta bir örnek verecek olursak da örneğin Euro dolar paritesi 1.1537'den 1.1527'ye düşerse bu durumda da paritenin 10 pip düştüğünü anlamamız gerekir. Euro dolar paritesiyle ilgili konuşuyorsak burada 1 pip karşıt para birimi cinsinden hesaplanacağı için dolar cinsinden hesaplanmaktadır. Fakat örneğimizi dolar Türk lirasına çevirirsek bu durumda bir piplik değişim bir Türk lirası yani karşıt para birimi cinsi Türk lirası olduğu için bir piplik değişimin değeri de Türk lirası cinsinden hesaplanacaktır. Bir diğer önemli terim ise Spread terimidir. Spread terimi alış ile satış arasında oluşan fark, yani işlem maliyetini anlatmaktadır. Ekranlarınızda Euro dolar paritesindeki bir emir penceresini görmektesiniz. Bu pencerede 1.1537 ile 1.1539 fiyatları mevcuttur. Satışı yapabileceğiniz fiyat 1.1537 iken Alış işlemi yapabileceğiniz fiyat 1.1539'dur. Arada kalan 2 piplik değer ise spredi yani işlem maliyetinizi göstermektedir. Bu paritelere ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Forex piyasasını niye tercih etmeliyiz diye sorabilirsiniz. Bunun ne önemi var? Ne farkı var? Nasıl bir ayrıcalığı var ki ben Forex piyasasında işlem yapayım diye düşünebilirsiniz. Forex piyasaları öncelikle derinlik olarak dünyanın en derin piyasalarıdır. Ekranlarınızın sol üst tarafında gördüğünüz görselde bunu çok net bir şekilde göstermektedir. Forex piyasalarında günlük işlem hacmi yaklaşık 5.3 trilyon dolardır ve hızlı bir şekilde bu rakam artmaya devam etmektedir. Forex piyasasını en yakın takip eden piyasa ise vadeli ve opsiyon piyasalarıdır. Yani futures market başlığıyla görülen piyasadır. Ve gördüğünüz gibi futures marketler yani vadeli ve opsiyon piyasaları derinlik anlamında forex piyasalarının neredeyse sadece onda biri büyüklüğündedir. Dünyanın en eski borsası New York borsasının işlem hacmi ise günlük ortalama 28 milyar dolar olarak ifade edilmektedir. Bunların hepsini bir arada topladığımızda bile 5.3 trilyon dolarlık işlem hacmi ile Forex piyasaları diğer 3 büyük piyasanın yaklaşık 7-8 katı büyüklüğündedir. Peki derinlik tercih ettik. Bunun yanında nasıl avantajları var? Bir kere derinliğin sağladığı en önemli unsurlardan birisi olarak forex piyasalarında manipülasyon yapılamaz. Çünkü katılımcıların birbirlerini etkileme, birbirlerini yönlendirme, özellikle yanlış yönlendirme gibi bir imkanları yoktur. Yaklaşık 5 gün 24 saat işlem yapılabilir bir piyasa olması nedeniyle istikrarlı bir yapı söz konusudur ve sürekli likite de yani piyasaya katılım ve işlem yapma rahatlığı sunmaktadır. Pazar geceleri Türkiye saatiyle 12'de başlayan işlemler cuma gecesi 12'ye kadar yani 5 gün 24 saat devam etmektedir. Bu da sizlere çok rahat bir şekilde istediğiniz zaman diliminde işlem yapma fırsatı sunmaktadır. Pazar günü saat 12 yani gece 12 olduğunda işlemler başlıyor dedik. Peki bu saat neye tekabül etmektedir? Bildiğiniz gibi dünyada her ülke farklı bir zaman diliminde yer almaktadır ve her ülkenin saatleri birbirleri arasında farklılık göstermektedir. Örneğin Türkiye'de gece 12 iken saat bu Sidney'de yani Avustralya'da sabah 8 anlamına gelmektedir. Bu da piyasaların açılıp işlemeye başlaması için en önemli ülkelerden birisidir Avustralya. Bu ülkenin Asya Pasifik işlemlerinde devreye girmesiyle birlikte Forex piyasalarında işlemler başlar. Avustralya'nın ardından Japonya yani Tokyo önemli bir finans merkezi zaten bildiğiniz gibi. Buradaki işlemler başlar ve bu bir döngü olarak 24 saat boyunca durmadan ve sürekli artan bir likidite şeklinde Forex piyasasında işlemler devam etmektedir. Bu durum yatırımcılara gelişmelerden anlık faydalanabilme imkanı sunmaktadır. Açıklanan bir verinin, bir ekonomik veri olsun, merkez bankalarının söylediği bir açıklama olsun ya da bir doğal afet olsun, 7, 5 gün 24 saat açık olduğu için piyasalar, yatırımcılar açıklamanın geldiği anda işlem yapma rahatlığına sahiptir. Örneğin en büyük piyasa haberlerinden birisi Amerika'nın Merkez Bankası yani Fed'in yaptığı açıklamalardır. Fed açıklamalarını genellikle Türkiye saatiyle akşam 9'da yapmaktadır. Bildiğiniz gibi Türkiye saatiyle akşamüstü 5'ten hatta en iyi ihtimalle 6'dan sonra bankalardan ya da döviz bürolarından işlem yapma imkanınız neredeyse yoktur. İşlem yaptıran kurumlarsa yerlerse bu işlemlerden çok ciddi işlem farkları yani işlem maliyetleri almaktadır. Fakat Forex piyasasında 5 gün 24 saat likidi de sağlanmasının avantajlarından ve erişim kolaylığından dolayı bu işlem maliyetleri çok düşük seviyededir. Az önce örnek olarak verdiğim gibi Euro dolar için ortalama işlem maliyeti 2 piptir. Ve bu 5 gün 24 saat hemen hemen bu seviyelerdedir. Siz Türkiye saatiyle akşam 9'da açıklanan bir veriyle gidip de döviz bürosundan ya da diyelim ki en iyi ihtimalle bir bankanın internet şubesinden işlem yapmaya kalkarsanız belki daha önceden de tanık olmuşsunuzdur. Bu işlem maliyeti rahatlıkla 2 pip değerinin çok üstünde olacaktır. Ve işlemlerde açıklamaların etkisinden anlık faydalanma imkanınızı biraz kısıtlayan bir durumdur bu. Yine her piyasada yüksek likiditenin sağlanması yatırımcıların ister 0.01 lot olsun ister 10 lot ister 100 lot bu piyasada rahatlıkla işlem yapmalarına imkan sunmaktadır. Forex piyasalarının en önemli özelliklerinden birisi de çift yönlü işlem imkanıdır. Çift yönlü işlem dediğimizde alışılmışın dışında normalde Birçok yatırımcı, özellikle hisse senedi geçmişi olan yatırımcıların alıştığı işlem şekli alış işlemi yapmaktır. Bu durumda da yatırımcılar sadece yükselişte faydalanabilirler. Yükseliş olması durumunda, yani yükseliş yaşandığı takdirde kar edebilmektedirler. Forex piyasasında ise hem alış yöntemiyle hem de satış tarafından piyasaya katılım sağlayabilirsiniz ve bunun ekstra hiçbir maliyeti yoktur. Alış işleminde kullanılan marş yani sizden istenilen teminat tutarı neyse siz direkt satış işlemiyle yani fiyatların düşmesi yönde bir beklentiniz varsa ve bununla ilgili pozisyon almak istiyorsanız burada sizden istenilecek teminat yine aynı tutardadır. Hiçbir şekilde ek bir teminat, ek bir yükümlülük hiç kimseden, hiçbir yatırımcıdan istenilmemektedir. Piyasanın 24 saat açık olmasıyla birlikte bekleyen emirler yazarak siz yolda olsanız, internetinizde ya da bilgisayarınızda bir problem olsa dahi yazdığınız emirler ilgili enstrümanda fiyat o seviyeye geldiğinde siz ekran başında olmanıza gerek olmadan otomatik olarak gerçekleştirilir. Yine likiditenin yüksek olması, piyasanın 5 gün 24 saat açık olmasıyla birlikte Etkin risk yönetimi yapabilirsiniz. Yani örnek verelim. Bir pozisyon açtınız, bir işleminiz var. Fakat zarar etme durumunu söz konusu. Piyasa sizin beklediğiniz şekilde davranmıyor ve beklentiniz karşılanmıyor. Saat fark etmeksizin siz bu işleminizi kapatabilir ya da hiç işlemiyle bunun karşılığında pozisyon açabilirsiniz. Gelişmeler yani e, günümüzdeki değişimlerle birlikte birçok imkan da yatırımcılarımızın lehine gelişmektedir tabii ki de. Bunların başında ise haber ve analiz kaynaklarına erişim kolaylığını sayabiliriz. Biz GCM Forex ailesi olarak hem güncel, hızlı ve tutarlı piyasa analizlerimizle hem de bilgilendirmelerimizle yatırımcılarımıza elimizden gelen en hızlı şekilde bilgi paylaşımı yapmaktayız. Biz analizlerimizi gcmforex.com adresimizde piyasa analizleri başlığı altında yatırımcılarımızla paylaşmaktayız. Fakat burada gerçek hesap sahibi yatırımcılarımızın platformlarından yani MT4 GCM Forex platformunda gerçek hesap sahiplerinin ilgili analizlere ve haberlere daha hızlı şekilde ulaştığında bir dipnot olarak paylaşabilirim. Özellikle ekonomik verilerin ki bunların başlıcaları dediğim gibi FED faiz kararları olsun, Amerikan işsizlik rakamları olsun. Bu açıklamaların en hızlı şekilde yatırımcılarımıza iletildiği mecra ise MT4 platformlarındaki haberler bölümüdür. Yatırımcılarımızın kafasını karıştıran bir önemli unsur da kaldıraç kavramıdır. Kaldıraç kavramı aslında doğru şekilde anlatıldığı zaman kavranması çok kolay bir unsurdur. Yine örneğimizi biz standart bir şekilde döviz bürosu işlemiyle forex'i karşılaştırarak yapalım. Döviz bürolarında işlem yaptığınızda sizlerden paranız kadar işlem yapabileceğinizi söylerler. Çünkü burada kaldıraç yoktur. Örneğin siz dolar Türk Lirası 2.50 seviyesindeyken dolar Türk lirasının yükseleceğini yani Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedeceğine dair bir beklentiniz var. Ve bununla ilgili de işlem yapmak istiyorsunuz. Döviz bürosuna gittiğinizde size 1000 liranız karşılığında, 1000 Türk liranız karşılığında 400 dolar verilecektir. Ve beklentiniz gerçekleşti diyelim. Piyasa istediğiniz gibi hareket etti. Ve dolar Türk lirası 2.50 seviyesinden 2.60 seviyesine yükseldi. Bu durumda sizin elde edeceğiniz maksimum kar 400 doların Türk lirası karşılığı olarak 1040, 1040 Türk lirası hesabınızda olur. Yani 1000 liralık işlem karşılığında sizin burada elde edebileceğiniz kar 40 Türk lirasıdır. Fakat bu işlemi forex piyasasında yapmayı tercih etseydiniz dolar Türk lirası yine aynı şekilde 2.50 seviyesindeyken SPK mevzuatlarında sağlanan kaldıraç oranları dahilinde 1'e 100 kaldıraç olan bir işlemci, bir yatırımcı 1000 TL'si ile 100.000 TL'lik pozisyon açabilecektir. 100.000 TL tabii ki de bunu dolara çevirdiğimizde 40.000 dolarlık teminat anlamına gelmektedir. Yani siz 1000 liranızla 100.000 TL ya da diğer bir 40 40.000 dolarlık işlemin kar veya zararını hedefliyorsunuz. Burada yine beklentinize paralel fiyatların yükseliş kaydettiğini ve doların 2.57 seviyesinden 2.60 seviyesine yükseldiğini örneğinden devam edelim. Bu durumda sizin elde edeceğiniz kar 40.000 dolar üstünden hesaplanacağı için 4.000 lira olacaktır. 100.000 Türk Lirası büyüklüğünde pozisyonumuz vardı. Bunun dolara çevrimi 40.000 dolardır. Dolar... Dolar Türk Lirası beklediğimiz şekilde hareket ettiğinde 2.50'den 2.60'a çıkarsa bunun Türk Lirası çevrimi de tabii ki de 40.000 dolar çarpı 2.60'tan 104.000 lira yapacaktır. Sizin burada elde edeceğiniz karsa yani yatırımcımızın elde edecek karsa 4.000 Türk Lirasıdır. 1.000 lira teminat yatırılmıştı. İşlem istenildiği gibi sonuçlandı. Bunun karşılığında elde edilecek kar 4.000 Türk Lirasıdır. Fakat burada genellikle karşılaştığımız önemli bir hususu hemen bir açıklık getireyim. Forex işlemlerinde yatırımcılar kredi kullanmamaktadır. Burada kaldıraçlı sağlanan şey bir kredi, bir borç verme işlemi değildir. Zaten mevzuatta da izin verildiği şekilde otomatik pozisyon kapama yani stop out dediğimiz uygulamayla yatırımcıların hiçbir şekilde kuruma zarar etmeleri ve zararlarının eksi bakiyeye geçmesi engellenmektedir. Bu da dediğim gibi yatırımcıları hiçbir şekilde kuruma borçlandırmamaktadır. Kaldıraç oranları değişiklik göstermektedir. Bunu teminat oranlarına ve yatırım tercihlerine göre belirlenebilir. Bir önemli husussa lot kavramı. Yapılan işlemler en düşük 0.01 lot yani 1000 birim. En yüksekse 1 lot. Şöyle düzelteyim. Standart terimlerden bahsediyorum. 0.01 lot 1000 birime. 0.10 lot 10.000 birime. 1 bir lot ise 100.000 birime denk gelmektedir. Yatırımcılar en düşük 0.01 lot işlem yapabilirken üst tarafta ise böyle bir sınırlama yoktur. İster 10 lot, ister 100 lot, İster 22 lot, ister 17 lot, 17.62 lot. Artık bu tamamen yatırımcıların tercihlerine kalmıştır. Bu işlemleri istediği şekilde gerçekleştirebilmektedir yatırımcılar. Webinarımızın başında da anlatmaya çalıştığım gibi ürün yelpazesi çok ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yatırımcılarımızın taleplerine de paralel genişlemektedir. MPA'lar sınıfında CFD olarak bugün Türkiye'nin en fazla ürün veren, en fazla üründe işlem yapma imkanı tanıyan kurumlarından birisi olarak popüler ürünler gram altın, petrol, altın, ısınma yağı, ısınma yakıtı, doğalgaz, gümüş, bakır, şeker, mısır ve birçok üründe CFD olarak işlem yapma imkanı sunulmaktadır. Yine dünya borsa endekslerine, Örneğin Amerikan endeksleri Nasdaq, Dow Jones, S&P ya da Avrupa borsaları DAX, Financial Times yani Londra, Kakarant ya da İspanya borsası ya da Asya borsalarından Nikkei, Çin borsası bu tip endekslere CFD olarak işlem yapılabilir. Son dönemde özellikle çok Genişleme sağlanan, yatırımcıların ilgisi olan ve dünya piyasalarında da özellikle içinde bulunduğumuz bilanço döneminde yatırımcılara güzel fırsatlar sunan hisse senedi CFD'leri. Bunların, bunların Amerika ve Avrupa olarak ikiye ayrıl, 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 ayrılmaktadır. Bu işlemleri de yine CFD formatında yani fiyatların alınıp satılması şeklinde yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ise hisse senedi CFD'leri dediğimiz gibi contract for difference yani fiyat farklarından işlem yapma amacı güden işlemlerdir. Klasik anlamda hisse senedi sahipliği yapılmamaktadır. Bu noktayı belirtmekte fayda var. Marjin hesaplaması ise çok aslında basit bir şekilde sağlanmaktadır. Marjin paritenin o anki fiyatıyla miktarın çarpılması ve elde edilen tutarın kaldıraç oranına bölünmesidir. Örneğin, Euro dolar seviyesi 1.1538 seviyesindeyken siz 1 lot yani 100.000 birim işlem yapmak istiyorsunuz. Öncelikle paritenin bulunduğu seviye ile miktarımızı yani 100.000'i çarpıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç 115.380'dir. Kaldıracımız da 1'e 100 ise bu durumda elde ettiğimiz tutarı yani 115.380'i 100'e bölüyoruz. Bir lot euro dolar işlemi yapmak için hesabımızda bulunması gereken tutar bu durumda 1153.80 dolar olacaktır. Eğer kaldıraçımız daha düşükse bu durumda hesabımızda bulunması gereken tutar artacaktır. Örneğin pound dolar, sterlin dolar yani GBP USD paritesinde maksimum kaldıraç oranı zaten 1'e 50 olduğu için güncel 1.46 ile diyelim ki bir lot işlem yapacaksınız. Yine 100.000 birimi çarpıyoruz. Elde ettiğimiz tutar 146.000 dolar bunu da kaldıraç oranımız 1'e 50 olacak maksimum zaten. 50'ye böldüğümüzde hesabımızda bulunması gereken teminat tutarı, bu işlemi yapabilmek için hesabımızda bulunması gereken teminat tutarı 2920 dolar olacaktır. Güncel kaldıraç oranları ile ilgili bilgileri gcmforex.com adresindeki işlem koşulları sayfasından tüm pariteler için ve emtialar için detaylı olarak görebilirsiniz. Son olarak piyasalarda çokça duyabileceğiniz iki farklı işlem teriminden bahsedeyim. Bunlardan birincisi scalping. Scalping küçük karlar amacıyla yani küçük fiyat hareketlerinden kar etme amacıyla yapılan işlemlerdir. Burada genel olarak işlemciler belli bir trend yönünden ziyade özellikle veri açıklamalarında haber açıklamalarında yaşanacak hızlı hareketlerden kar elde etmekle ilgilenirler. Bunlardan en önemlisi tabii ki de tarım dışı istihdam rakamı, Amerikan işsizlik verileri ve merkez bankaları açıklamalarıdır. Bir diğer terim ise hedging. Yani mevcut açık pozisyonu kapatmadan pozisyonun tersine işlem yaparak yatırımcının piyasada oluşabilecek risklere karşı kendisini koruma altına alması işlemidir. Bunu da şöyle bir örnekle verelim. Sizin diyelim ki altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorsunuz ons altının ve alış işleminiz var. Fakat piyasadaki fiyat hareketi sizin beklentinizin dışında gerçekleşiyor. Ve siz bu riskinizi, siz bu kayıp işleminizi, zararlı işleminizi bir yerde garanti altına almak istiyorsunuz. Bu durumda mevcut pozisyonunuz büyüklüğü kadar ya da istediğiniz ölçüde karşıt pozisyon açarak yani satış işlemi açarak mevcut pozisyonunuzun tersinde işlem yapmış olacaksınız. Buna da hedging işlemi denmektedir. Benim Forex piyasasına giriş webinarında anlatabileceklerim, sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştıklarım webinarımız kapsamında bunlardır. Şimdi hızlı bir şekilde gelen sorulara ki gördüğüm kadarıyla bayağı yoğun bir soru akışı olmuş. Eğer cevaplandırmadığım bir soru varsa bunu hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi iki soruyu aslında burada birlikte cevaplandırabileceğimi düşünüyorum. Lot kavramı ile ilgili de bir detaylı açıklama yapmış olacağım bu örneğimle. Hem de bir katılımcımızın yine lot kavramından yola çıkarak bir margin sorusu var. Örneğin 001 lot işlem yapıldığında 10 dolara denk geliyor deneme hesabında. Bu da gerçek hesapta işlem yapıldığında yine 10 dolar mı eksilecek şeklinde bir sorunuz var. Burada 0.0.1 lotla hesabınızdan istenen teminat tutarı ürüne göre değişmektedir. Bu noktada zaten GCM Forex müşteri temsilcilerinden telefonla aradığınızda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu her ürüne göre farklılık göstermektedir. Ve yapılan işlemde de her üründeki lot farklı bir anlam ifade etmektedir. Para birimlerinde en düşük lot miktarı dediğimiz gibi 0.01 lot 10.000 birimdir. Bu 10.000 birim yani 0.01 lot euro dolar paritesi ile ilgili örnek veriyorsak bas para birimi euro, karşıt para birimi ise dolar olacağı için 10.000 birim burada euro cinsindendir. Bas para birimi. Dolar Türk Lirası ise Dolar bas para birimi olacağı için bas para birimi cinsinden 10.000 dolar olacaktır. Lot kavramı 0.0.1 dediğimiz gibi en düşük lot miktarı fakat bunun üstünde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcının, yatırımcılarımızın mevcut bakiyelerine ve tercihlerine göre her zaman için değişiklik gösterebilir. Bununla ilgili dediğim gibi herhangi bir sınırlama, kısıtlama GCM Forex çerçevesinde yoktur. Soruları tekrardan bir göz gezdirdiğimde anladığım kadarıyla cevaplandırmadığımız konuyla ilgili bir soru kalmamış. Webinarımızın konusuyla ilgili. Yine genel olarak sorularınızı bilgi.gcmforex.com Webinarlarla ilgili sorularınızı webinar.gcmforex.com ve analizlerimizle ilgili sorularınızı ise analiz.gcmforex.com adresine iletebilirsiniz. İleriki tarihlerde yapılacak olan webinarlarımızla ilgili bilgilere ise gcmforex.com eğitim ve online eğitimler linklerinden ulaşabilirsiniz. Herkese bu arada Hayırlı kandiller diliyorum ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum.